الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على رسولنا محمد صلوات. Dersimizin konusu vefa. Ne anlıyorsun vefa Resul? Biliyoruz ya bunu. Yani çoğu şey olduğu gibi vefada da öyle. Biliyoruz, zannı var. Vefa mesela deyince şöyle bir iki dakika fazla değil. Bildiğimiz bir konu olduğu için. Hmm. Yani şu an net bir şey. En zahir manada nedir? Yani dostları unutma mekanı. O. Bu sokakta en sorsak da onu da aynısını söyler. Ama tabii araştırma yaparsan daha farklı şey. Ya araştırma değil. Ya bu kadar yani bilip de bilmediğimiz. Yani bildiğimizi zannedip bilmediğimiz. Aslen bilmediğimiz. Bildiğimizi zannedip aslen bilmediğimiz. Lardan bir tanesi vefadır. Peki vefa okuyorum. Lemalar 238. Toplama okuyacağım. Metin okuyacağım. Beraber konuşuruz. Ustad, her şeyin olduğu gibi burada var mı? Her şeyin bir sureti var. Kanuniyeti var. Sureti şu: eylemdedir. Kanuniyet insandadır. Hakikat esmadadır. Mahiyeti sıfattadır. Tamam mı? Şimdi ne demek istiyorum? Vefayı bazen surette, bazen insanda kanuniyeti, bazen hakikati esmada, bazen mahiyeti sıfatta gösterecek. Yani usta böyle bilgi karabalığı yapmıyor, uygulanmış halini gösteriyor. Yani hayatın içerisinde gösteriyor, böyle iki nokta üstüne koyup anlatmıyor. Risale'nin bir özelliği de o. İşte vefa nedir? İki nokta üst üste değil. Tamam. Yani ilmi bizzat hayatın ta kendisine döküyor. Evet. Fiil olarak gösteriyor. Evet, evet. Fiilde. Lemalar 238'de diyor ki o sıralarda en sadakatli zannettiğim bir arkadaşımda umulmadık bir sadakatsizlik ve hatıra gelmez bir vefasızlık gördüm. Hayat dünyeviyeden bir ürkmek geldi. Soruyorum, düşünün. Şimdi neticeye bakın, sebebe bakın. Telakkuz var burada bak. Dikkat edin. O sıralarda en sadakatli zannettiğim bir arkadaşımda ne yapmış biliyor musunuz bu? Bu 100 hakikat dersini ustadan dinlemiş, ustanın aleyhine dönmüş. Bu o kişi mi abi? Onu zannediyorum. Veya yeğeni. Lemalar 238. 100 hakikat dersini benden değil. Senden de değil, senden de değil, senden de değil, değil. Ustadan dinlemiş, ustadın aleyhine geçebilmiş. Hakikat dersini Resulullah'tan dinleyip, mucize de görüp iman etmemiş. Veya iman etmiş, geri dönmüş. Geri dönmüş. Anlıyor musunuz? O sıralarda diyor, en sadakatli zannettiğim bir arkadaşımda umulmadık bir sadakatsizlik bir. Bak, vefasızlığın alt zemini bir, sadakatsizlik. İki, hatıra gelmez bir vefasızlık gördüm. Tamam, gördümse gördüm. Ondan uzaklaş. Öyle değil mi? Eylemde ne olmuş? Hayat-ı dünyeviyeden bir ürkmek geldi. Dünyayla ne alakası var bu işin? Tamam da ne alakası var? Adamdan uzaklaş. Niye ürktü? Hayat-ı dünyeviyeden bir ürkmek geldi. Ne anlarsınız? Soru şöyle söyleyeyim. Sadakatlı zannettiğinde sadakatsızlık görmüş. Bir de
hatıra gelmez bir vefasızlık görmüş, adamdan değil, hayat-ı dünyeviyeden ürktü. Adama değil, hayat-ı dünyeviyeden ürktü. Niye? Şöyle bir şey olabilir mi? Hatırlama şöyle bir şey geliyor da abi. He. Diyelim ki ben bir iş yapacağım. O işinde çok ehli birisi var. Ama ondan diyelim ki o işe karşı bir soğuk, menfi bir hareket görse insan. Sen daha o şeye girer mi insan? Girmez yani. Çünkü yani en o zata girmesin. Girmez yani. O zatla teşrik mesela gitmez. Yani. Hadise var ya. Tamam, bu adamdan değil bu. Adamdan görüyor, dünyadan ürküyor. Demek mahiyeti itibariyle olabilir mi Hasan abi? Onun mahiyeti camiasını görmüştür. Ha, yani elemsel şeyi. Yani. Çok tuhaf taraf şu. Tam sadakasızlık oldu ama adamdan kaçtım demiyor. Hayat-ı dünyeviyeden ürktü. İki. Kalsın kafanızda bu. Yani şu devam öncesi hatırımda da abi, mesela o cümlenin daha öncesi hatırımda. Yani Üstad Hazretleri dünyada insanı mesut bahtiyar edecek. Yani dünyada bir insanın eline geçecek her bir şey Üstad'ın eline geçiyor. Üstad'ın eline geçiyor. Tamam. Her şey mükemmel iken sadakatli bir dostuna sadakatsizlik görüyor, vefasızlık görüyor. Orası çok antika. Ondan önceki cümleler çok antika abi. Diyor ki sol tarafta olması lazım. 235 diyor. İşte orada başlıyor zaten. Esaretten kurtuldum. Şurada diyeyim. 238. Diyor ki esaretten geldikten sonra İstanbul'da Çamlıca Tepesi'nde bir köşkte merhum Biraderzade Abdurrahman ile beraber oturuyorduk. Bu hayatım hayat-ı dünyevi cihetiyle bizim gibilere en mesudane bir hayat sayılabilirdi. Çünkü esaretten kurtulmuştum. Darül Hikmet'te mesleki ilmiyeme münasip en âli bir tarzda neşi ilme muvaffakiyet vardı. Bana teveccüh eden haysiyet ve şeref haddimden çok fazlaydı. Mefkince İstanbul'un en güzel yeri olan Çamlıca'da oturuyordum. Ne kadar güzel şeyler bir arada bak. Hem her şey mükemmeldi. Merhum Biraderzade, Biraderzadem ne demek? Kardeşinin oğlu. Oğlu. Abdurrahman gibi gayet zeki, bir, fedakar, iki, hem bir talebe, üç, hem hizmetkar, dört, hem katip, beş, hem evladı maneviye beraberdi, altı. Dünyada herkesten ziyade kendimi mesut bilirken, aynaya baktım, saçımda, sakalımda beyaz kılları gördüm. Birden esarette kosturmadaki camideki intibah-ı ruhi yine başladı. Onun eseri olarak kalben merbut olduğum, bak, kalben merbut olduğum, bağlı olduğum ve medar-ı saadet-i dünyeviye zannettiğim halatı, esbabı tetkike başladım. Hangisini tetkik ettimse baktım ki çürüktür, alakaya değmiyor, aldatıyor. O sıralarda en sadakatli zannettiğim bir arkadaşımda umulmadık bir sadakatsizlik ve hatıra gelmez bir vefasızlık gördüm. Hayat-ı dünyeviyeden bir ükmek geldi. Kalbime dedim, acaba ben bütün aldanmış mıyım? Görüyorum ki hakikat noktasını acınacak halimize pek çok insanlar gıpta ile bakıyorlar. Bütün bu insanlar divane mi olmuşlar? Yoksa şimdi ben divane mi oluyorum ki bu dünya perest insanları divane görüyor? Her neyse. Diyor. Burası çok antik abi yani. Yani insan dünyada diyelim ki, ama bizim gibiler diyor bak. Ahiret için çalışanlara. Yani eline geçen her şey mükemmel. Yani bir insan dünyada nasıl, hani Yusuf Aleyhisselam şeyi var ya, bu mevzusu o 23. mektupta. He. Yani en mesut bir noktada ölümünü istiyor orada. Hı. Mesela Üstad Hazretleri aynı kanıyet burada da var abi yani. Bak, bir insan için her şey mükemmel. Yani neşri dine, hizmette de her şey, sebepler mevcut. Ama orada Üstad'ı mesut eden
esbabı tetkike başlıyor yani. Hı hı. Ama başındaki beyaz kılı gördükten sonra yani. Bak başındaki beyaz kılı gördükten sonra o medarı saadet dediği esbabı tetkike başlıyor. Bakıyor ki hepsi çürük yani ama zahir hakikati de görebiliyor yani bu manada yani. Hı hı. Yoksa normal dışarıda birisi boğulabiliyor. Yani peki bu sadakatsızlığı, vefasızlığı görünce adamlardan değil de dünya hayatında niye ürküyor? Sorun o. Çok i̇şte, tuhaf taraf o. İşte dünya hayatını deyince insanın hatırına hep ev, araba, mevki, makam geliyor ya abi. Yani onlara bakıyor çürük yani hepsi çürük. Buna rağmen insandan da bir sadakatsızlık görünce dünyadan ürküyor. Diyelim ki hadi onlardan teselli bulmuyorsun. İnsanlardan teselli bulacaksın ama oradan da bir vefasızlık görüyor yani. Dünyadan ürktü. Ona cevap arıyoruz. İşte dünyada bir şey bulamıyor ki abi. Niye bulamıyor? Dünya dağlar var, dereler var. Meyve veriyor, kiraz var, ceviz var, incir var. Bahçen var senin. Buralarda niye ürküyorsun ki? Hani... Piknik var, köfte var, imam bayıldı, müftü şaşırdı var. Adam yok, sokma içeriye villaya. İşte çözüm değil işte abi. İnsanın saadeti için çözüm değil işte onlar. Ürküyor yani. Dünyadan ürkmesine bunlar sebep olmuş. Bunlarla dünya ile ne alakası var? Bunların bu hali dünyadan ürküyor. Dünyayı daha böyle önce görmemişti. Dünyanın faniliğini, gaddarlığını, böyle vefasızlık ve sadakatsızlık yaptığını bu adamlardan görüyor. Senin şu suratını, temiz veya çirkinliğini neyle görüyorsun? Ayna ile. Ayna yoksa kendini hiç görebilir miydin? Yok. Sen beni nasıl tarif edersen et. Bunu gösteren aynadır. Dünyayı gösteren işte bu adamlar. Dünya böyle ya. Nereden biliyoruz? Dünya biraz böyle zor değişiyor. Aynı köprü, aynı dağ, aynı mahalle. Bizi aldatan o. 20 seneden beri Kırıkhan'da, 30 seneden beri Kırıkhan'dayım. İnan o dağlar, tepeler, köprüler aynı. Değişen ne ki? O bizi aldatıyor. Oysa içeridekiler hep değişmiş. Şimdi biraz da gidelim. Bu cevabını da biraz da çıkar. Lemalar 420. Ve bazı vefadar zannedilen vefasızların darbesiyle bütün arkadaşların alakayı kalbe değmedi görülerek bir merce, bir istinadgâh tahammiller neticesinde tahariler mi? Evet. Tahammiller neticesinde niye öyle yazdın? Tahammül demek. Tahariler diyeceğim. Tahariler. Öyle mi? Evet. Tahariler neticesi. Neticesinde Kur'an-ı Hakim'in lisandan çıkan La ilahe illa hu Ferman-ı Kudsesini imdada yetişip. Burada bir de okuyorum. Bazı vefadar zannedilen vefasızların darbesiyle bütün alakadarların alakayı kalbe değmediği görülerek. Ha, şimdi kalbin alakaları var. Yani eşidir, aşıdır, işidir. Dünyevi şeydir, yatıdır, katıdır, yatıdır bunlar. Vefasızların vefasızlıkları ile insanın O insanlar vefasızlar, vefasız görünen insan, vefalı gözüküyor ama vefasızlık yapıyor. İnsanı bağlayan dünyevi şeyler koparmasına vesile oluyor. Yoksa bu kalp buradan kopmaz. Yani dünya yatından, katından, eşinden, işinden, aşından kopmaz. Nasıl kopacak? Bunlara sahip olan, bunların uşağı olan bu ehli dünya, bu dünyanın çocuğu, dünyanın çocukları vefasız gibi gözüküyor, hihihi yapıyor. Arkasında korkunç bir vefasızlık yapınca bu kalp bu dünyadan ürküyor.
Tabi her şey mükemmel olsa, yanında hiçbir şey olmazsa onların da bir ehemmiyeti kalmıyor insana. Evet. Üç. İnce mesnevinin hep biraz daha gitsin. Kafamızda bir olgunlaşsın. Vefa olgusu. Onun için çok istiyorum böyle. Metin okuyayım. Hafif bir değineceğiz. Daha çözümlenmemiş ha. 238 bu. 420. Yani daha vefa izah edilmemiş şu anda. Yani adamların halini görüyor, dünyadan ürküyor. Yani bunlardan ürkmesi gerekirken daha hakiki şeyini bilmiyoruz. İnce Mesnevi Nuriye 71. Mesela kelp bütün hayvanlar içerisinde birkaç sıfat-ı hasene ile mutasıftır. Ve o sıfatlar ile iştihar etmiştir. Mesela bir daha, kelp, köpek, bütün hayvanlar içerisinde birkaç sıfat-ı hasene ile mutasıftır. Ve o sıfatlar ile iştihar etmiştir. Bir tane de nedir o sıfatlardan, en arka sıfatlarından? Sadakat. Sadakattır. Vefadır sonra. Sahibine bağlı yani. Evet. Ne demek biliyor musunuz? Köpeğin özelliği nedir? Bak, arkasına bakmadan sadakat gösterdiği hedefe ölesiye gayret. Bu kendisini ortadan kaldıran şeydir. Arkasına sadakat nispetinde onun gösterdiği hedefe ölesiye davranır. Ölüm bile onu geri çeviremez. Köpek böyledir. Yani arkasındakine kendisiyle alakası yok. Kendisine çıktı. Öyle bir sadakat ki gösterdiği hedefe ölesiye sebat ediyor. Tamam. Ondan peki bu ne sıfatıdır? Köpek sıfatıdır. Doğru sadakat mı değil, önemli değil. Sadakat olursa. Bu bütünlüğün adı da vefa. Sadakati için böyle yaptı deniriz ben. Sadakati için arkasına hiç sorgulamadan sadakat, sorgulamadan köpek sorgulamaz. Ve gösterdiği hedefe ölesiye sebat. İşte bu hayvanı bir sadakat oluyor. Evet. Ama insan böyle yaparsa insan da hayvaniyet mertebesinde bir sadakat insanda makbul değildir yani. Değil. Hani insan Allah'la o şeyi birleştirirse tam isterine bir sadakat. Sorgulamaz. Peki bu köpeğin sıfatıdır. Köpeğin iştihar etmiş sıfatı sadakattır. Tamam. Sonra arkasına kendisini ortadan kaldıracak kadar sadakat, onu neyle anlarız? Gösterdiği hedefe ölesiye sebat. Bu bütünlük, arkası, hedefi ve kendisinin bütünlüğü ortaya çıkan şeysi bütüne vefa. Peki istenilen bir vefa mı o? İstenilen doğru veya yanlış, onu konuşmuyoruz. Hani onu din yapar, istenilen olur. Ahmet yapar, batıl olur. Yani bunu köpek yaparsa din adını yapmaz. Adam adına yaptığı için adam hala köpektir. Köpek bunu yapınca köpeklikten çıkıyor mu? Yok. Hala köpek midir? Köpek. Peki insan Allah adına yaparsa insanlıktan çıkar. Kamil olur, evliya olur. İnsanlıktan çeker derken insaniyet mertebesi terakki eder, onu kastediyor. Köpek köpektir hala. Hatta köpek böyle yapmasa köpek değildir. Kastamonu 8 ve 9'da diyor ki Aziz Sıdık fedakar vefakar kardeşlerim.
29'da diyor ki Kastamonu'da aziz, asil, sıdık, vefadar, sebatkar kardeştir. Vefayı bak azizle, sıdıkla, fedakarlıkla, sebatkarlıkla kullanıyor vefayı. Vefakar kardeştir. O kadar değerli. Vefa. İstanbul'daki bir semt değil yani bu. Biraz da gideyim. Kastamonu 8. Hizmet-i Kur'aniye'de bizi sebkat eden sadık, halis, metin bak. Hizmet-i Kur'aniye'de bizi sebkat eden. Sebkat? Tutan. Tutan yani sadık. Bak. Bir neymiş? Abi bak iyi dinleyin. Sadık, halis, metin, vefakar kardeşlerimizden mübarek Hüsrev ve Rüştü gibi zatlar öne çıkan güzel sıfatlara bakın. Bir insan, kamil insanda olması gereken şu sıfatlardır. Sadık olacak, halis olacak, metin olacak, vefakar olacak. Mübarek Hüsrev ve Rüştü gibi zatlar Risale-i Nur hadimlerine vazifelerinin makbuliyetine bir emare olarak ihsan olunan bereket hakkında. Demek ki bir insanı hizmet-i Kur'aniye'de bulunuyorsa bu sıfatları kazanır otomatik olarak. Eğer bu sıfatlarda sorun varsa hizmet-i imaniyede başka gayesi var demektir. Hiç mesela vefa diyelim senelerce dershaneye girir örneğin. Maddi ve manevi çok istifade eder. Evine huzur bulur, kendisi rahat eder ama gereği vazifesini yapmaz. 10 dakika okumaz, dershanenin maddi hiçbir şeyle meşgul olmaz. Ha? Çok tuhaf. Kastamonu 138, aziz, sıdık, mübarek kardeşlerim ve hizmet-i Kur'aniye'de ve imaniye'de sebatkar, sarsılmaz, yılmaz arkadaşlarım ve bu misafirhane dünyada şefkatkar ve vefadar ve fedakar ve vefadar yoldaşlarım. Burada vefa fezdeki olarak kullanılıyor. Yani hulasa. Diyor ki bak bu misafirhane dünyada şefkatkar ve fedakar ve vefadar yoldaşlarım. Ne demek bu yoldaş? Burada vefa fezdeki olarak kullanılıyor. Her şeyi alabilirsiniz. Her sıfata görünebilirsiniz. Sonunda vefa yoksa hepsi tersine dönüyor. Sebatın olur, ilmin olur, ihlasın olur, sadakatın olur, hizmetin olur, olur da olur. Ama sonunda vefan yoksa hepsi tersine dönüyor. Ve dava adamının değişmez sıfatı olarak gösteriliyor vefa. En büyük vefada Rabbinedir kulun. Aynı zamanda mektupların başına konmasıyla başı ile sonu aynıymış. Vefa. Çekirdek de ağacı meyvesi anlamına geliyor. Başı ile sonu vefa. Şöyle de olabilir değil mi Hasan abi? Diyelim ki bu hizmet abi birçok kişilerin teşviki mesaili ortaya çıktı. Sen de bu hizmeti tanıdın. Kendini istifade ediyorsun nefsi noktada yani dünya uhrevi noktada istifade ediyorsun. Ama insanlar için onun karşılığı bir vefadarlık göstermen lazım yani. Evet. Maddi manevi sahiplenmekle birlikte. Sahiplenmek. Eğer bundan sen bir gane kalırsan orada vefasızlık. İşte vefasızlık olduğu zaman bu adam da her şey bekle. Vefa ulvi sıfatların cemiyidir. Cemin eylemsel ve fikirsel, hissel ve eylemsel halidir. Ulvi sıfatların fikir, his, eyleme dönüşmüş halidir. Vefa yoksa hepsi tersi döner. Sadakat, hizmet, takva, ben merkezli desinler. Başka bir gaye takip etmek için yapılmaya döner. Vefa olursa
ıtıvazı olur, o nispetle ihlaslı olur, sadakatli olur, sebatkar olur, affedici olur. Kendi küçük bir hakkı için veya çıkarı için veya bir hissi için, bir sözünün doğruluğu için koca cemaatinin huzurunu bozmaz. Kendi küçük bir menfaati istediğinin yerine gelmesi adına mükemmel, huzurlu bir ailenin, yuvasının huzurunu bozmaz. Huzuru alt üst etmez. Çocuğa vefası varsa, eve vefası varsa, bebelere vefası varsa, kadının, karısının bu kadar iyiliğine, bu kadar geçmişteki fedakarlığına vefası varsa, o küçük hakkı dahi olsa, onu öne çıkarıp, onu ikide bir kaşıyıp, evin huzurunu bozmaz. Vefa. Hoş olmayan sıfattan kişiyi terk edersin. Bak şimdi. Hoş olmayan bir sıfattan adam küfür konuşuyor. Veya başka bir şeyler yapıyor. Örneğin. Terk edersin. Fakat vefasızlık olunca kişiden sırf değil, dünyadan ürkmek gelir insana. Dünyada nefret edersin. Bak şimdi. Giriyoruz vefa, Resulüm. Yusuflar, Ali, İbrahim. Bak, insanın, iyi dinleyin, bu o kadar önemli ki, insanın sadakatsızlığı var, cimriliği var, ne bileyim, paldır küldür konuşması var, sıfatları var. Adamdan uzaklaşırsın. Adamdan uzaklaşırsın. Adamda vefasızlık var, adamdan değil şöyle, dünyadan uzaklaşırsın. Bak şimdi, Risale-i Nur'da vefa hem başta hem sonunda konmuş. Hani aziz, sıdık, vefakar kardeşlerim. Sonunda da hizmet-i Kur'aniye'de vefakar kardeşlerine de falan diye koyuyor. Hem dava adamının en yüce ve yüksek sıfatı olarak, hem şefkatle aynı sıraya konmak da, vefasızlık, şefkati ve muhabbeti de bitirendir vefasızlık. Şefkat ve merhamet olmadığında vefasızlık mikrobu ne şunemalanıyor. Nasıl? Vefada da merkebeler var. Sıddık-ı vefi var. Var. Vefa olmayınca bir kusur, ufak bir sıkıntısına bile katlanılmıyor. Ve hemen de çok çabuk ve ucuza terk ediliyor. Yani mesela Abdurrahman, senin güzel sıfatların da var kardeş. Var ya. Tamam. Çok güzel sıfatların da var. Ama kusurların da var yani. Bende olduğu gibi. Sende de var ya. Bir sürü kusurlarımız var ama çok da hayırlarımız var. Vefa olan bir insanın hizmette senin o kusurlarına olsa bile seni terk etmez. Seni atmaz. Seni saf dışı yapmaz. Hizmette gayretini atalet ve betalete uğratmaz. Aleyhinde bulunmaz. Gıybet etmez. Hizmete verdiğin zarar varsa ehliyle çözmeye çalışır. Sağda solda konuşmaz. Kulis hareketi yapmaz. Vefa diğer sıfatlarınla beraber güzel sıfatlarını ayıklar. Tamam mı? Mesela bakın, kötü sıfatından senden ayrılırken vefasızlıkla dünyadan nefret etmek hepsinin cemi olduğunu gösteriyor. Devam ediyor bu mana. Bunu izah edeceğiz. Yazmışım Risale'de. Tarihçi Hayat 656'da diyor ki, daha devam ediyor bu. Bela zindanında safayı seyretmektir. Bela zindanında safayı seyretmektir. Cefa sofrasında vefa bulan mazhar-ı tecelli olandır. Bir de okuyayım. Durarak okudum. Bela zindanında safayı seyretmektedir. Cefa sofrasında vefa bulan mazhar-ı tecelli olandır. Şimdi izah yapıyorum, şu kadar bir şey.
İnşallah biraz daha ufkumuzu açacak. Çilekeş ruhların kokusudur vefa. Hayatı aleminde anlamlandırandadır ki vefa. İdealist bir dava adamının kaçınılmaz sıfatıdır vefa. Nankörlüğün, iyilik bilmezliğin dışa vuruşudur vefasızlık. Vefa, yanındaymış gibi onu korumak, kollamak ve muhafazadır vefa. Allah Resulü'nün hadisinden aldım bunu. Vefa sorulduğu zaman, o yanında olmasa bile onun aleyhinde konuşulduğunda onu müdafaa etmektir. Gücün yetmiyorsa diyor, o yeri terk etmektir vefa diyor. Öldükten sonra da vefa devam ediyor. Yani arkadaşlarıyla. Yani öldükten sonra mezarına basmak, bir Müslüman mezara basmak tahrim etmek ruhtur. İslamiyet sana böyle bir vefa, o adamın vefasını koruyor. Düşünün. Öldü bedenseldir. Onun manevi hayatı devam ediyor. Ben vefat ettim, topraktayım bedenim. Ama idealistim, ideolojim, davam, ruhum, gayretim, fedakarlığım, size varsa bir iyiliğim, yani iyilikteki vesilem, bir kelamım, iki sözüm, o canlıdır, duruyor. Onun adı şans-ı manevidir. Akıl ve kalbin güzel bütünlüğündendir vefa. İyiliğin fiili karşılığıdır vefa. İyiliğin fiili karşılığıdır vefa. İki yüzlülüğün olmadığının alametidir vefa. Küçük bir kusur ile çöpme atmamaktır vefa. Kutsi ve ulvi sıfatların yok olup gömüldüğü mezarlığın adıdır vefasızlık. Cefa dahi olsa vefa bulmaktır. Âli ruhların fiili kimlikleridir vefa. Vefa küçük bir iyiliğiyle çok kusuru örter. Vefasızlık ise dev gibi doğruları ve iyiliği yok etmektir ufak bir yanlışlıkla. Vefasızlık uzun zaman sürecin içine alır. Vefasızlık bak, uzun zaman sürecin içine alır. Ve pişmanlık hatıra gelmediği için tövbe de edilmez. Günaha tövbe yapılırken vefasızlığa tövbe yapılmaması gösteriyor ki sinsi ruhsal hastalıktır vefasızlık. Vefa değildir. Vefa ulvi, çilekeş ruhların kokusudur, sıfatıdır vefa. Bir daha, yani tövbe, günahlara, tövbe hatıra geliyor da, vefasızlığa tövbe yapılmaması gösteriyor ki, günahlardan daha sinsi bir ruhsal hastalıktır, vefasızlık. Ya Rabbi, vefasızlığımı affet dediğimi az hatırlıyor. Ben çok az hatırlıyorum. Allah'ım vefasızlığımı affet. Günahımı affet diye her namazda diyor. Ama vefasızlığımı affet demiyor. Ama günahtan her daim tövbe ederiz. Ruhum kanseri yeis. Muhit Bey Şamedi söylüyor. Seretandır Arapçası kanserin adı. Diyor ki ruhun nasıl ki bedenin kanseri var, ruhun kanseri de yeistir. Yeis de mani herkemaldır. Ve Allah Kur'an'da devam ediyor. Ancak kafirler Allah'tan ümidini keser diyor. Şeytanın en galip sıfatıdır yeis. İyi dinleyin şimdi. Ruhun kanseri yeis. Başka vefasızlık, sadakatsızlık, ihlâssızlık, kibir ve gururdur. Ben merkezli yaşamak, haset, nefret, kin, intikam ve dinin yasaklamış olduğu sıfatlar bütünlüğüdür. Ruhun kanseri bunlar. Ama en başta ulvi sıfatlar ise aziz, sıdık, sebatkar, vefa.
vefadardır. En ulvi sıfatlar aziz, sıdık, aziz, ihlas. Sıdık, eylemci, sebat, iddia ettiği, inandığı şeyde kolmak ve vefa gereğini düşünüp, hissedip yapmaktır. Yani Allah'a imanın, İslamiyet'e eylemin, sebat edip devam etmenden hasıl olan kişideki fikir, his ve eylemin bütünlüğüdür vefa. Bu böyle bir sıfattır. Muhakeme 96, aman yarabbi. Aman yarabbi. Vefa gavri inidama çekildi. Ne oldu sonra? Tufanı gad feverana başladı. Cemiyeti anlatıyor şimdi. Niye? Kadın erkeğe, erkek kadına, çocuk annesine, annesi babasına, baba. Niçin herkesi boğazlamak istiyor? Niçin herkesten nefret ediyor? Niçin kendisine kıyıyor? Niçin kendisine nefret ediyor? Niçin kendisini sevmiyor? Niçin çocuk olmasına boğazlıyor? Niçin çocuk kardeşlerini ortadan kaldırmak istiyor? Niçin, niçin, niçin? Onun sebebi bu. 96. Ne diyor? Vefa gavri inidama çekildi. Dipsiz kuyuya indi. Ne oldu sonra? Vefa gözükmeyen bir kuyuya inince sonra ne başladı üzerimize? Üstten tufanı gadr ezme, değirmen, taşı, buğdayı öğütmek gibi tufanı gadr, senin tependen değirmen taşı gibi tufanı gaddarlık feverana başladı. Sonra kal, hava, konuşmalar ve amel ortasında uzun bir mesafe açıldı. Ne oldu sonra? Lime tekulune malate falan söylediğiyle fiili hiç alakasız bir hal aldı. Yalan konuşacak, güvenilmeyecek. Allah'ın haram gösterdiği faiz müessesesini bile Müslümanlar arasında güvenceye vesile olacak. Kişiden Müslümandan Müslümana güvenme olmayacak. Sözünde durmadığı için Müslümandan Müslümana Allah'ın haram ettiği faiz müessesesinin güvencesi güvence olacak. İşte bugün abi peşin parayla gidiyor muhasaya, ya bir paran cebinde kalsın, artın yok mu? Taksit yapalım peşin fiyatını. Şimdi izah, tahtayı kullanırız. Gavri nidam ne demek? Yokluk çukurunun dibi, ta kökü ve esası, vefasızlığın eylemdeki fiili, kavl ile amel ortasında uzun bir mesafe açıldı. Şimdi ben size şey çizeyim. Allah razı olsun bu şey alanlara. Bu tahtayı alanlara. Bugün ayı kaç harfler? 28. Tamam, kalın getireceğim ben İstanbul'dan inşallah. Bunun kalını olacak, onun için görmüyorsunuz oradan. Penseyle sen al bir tanesini, iki tanesini. Yok, ezmeyelim. Bir tane de şey alacaksın Murat. Bu kitabı koyacak, İstanbul'da biz ders yapıyoruz gözüküyor ya. Ha böyle bir şey, bu kitabı, defteri böyle koyuyoruz. Ha böyle. Bir ara okuma yapmak için yapmıştı. Ha böyle ama, bu havada olacak. Masada değil. Böyle bak şimdi bu koyacak mı? Yüksek. Artık alın da. Bu böyle koyacağım diyor. Ve ben ayakta olacağım. Burada olacak. Yani İstanbul'da var iki tane. Bilseydim getirirdim. Maramuz olmadı. Olmaz mı? Bunu satan yerlerde. Burada satılıyor mu? Bakılır yani. Bakılır. Vefanın şunu biraz alır mısın Resul öteye?
Al abi. He, tamam. İfratı. Şimdi bu ifratla vasatı anlatacağım abi. Vefasızlığın burayı düzelttim kendince, kendine değil, kendine oraya vefadarlık yazılsa daha muvaffak değil mi Hasan abi? Nereye? O vefanın dedin ya, yukarıda vefa yazdın. Şuraya. Heh. Oraya vefadar, aşağıda vefasızlık. Yani vefanın kendisi daha farklı. Kendine vefa, vefadar, vefasızlık yani abi. Şimdi bak. Vefanın ifrat tefriti var. Vefanın. Bir de vefasızlığın var. Şimdi vefanın ifratı Allah'a. Yani her şeyden üstün olduğu için. Vefa. Vefa kendisi. Her şeyden önde gelir. Vefada birinci sıra. Sonra kendince ulvi değerlere,
El mertebe yani, ifrat tefrit demeyebiliriz bunun derecesini diyelim. Sonra yani üç mertebe şey yaparsak mahluklara ve insanlara yani vefa yapılacak en zirve Allah'tır. Onu merkeze koyup o çapta vefa düşünmek. Sonra Allah'tan sonra kendince ulvi değerlere, peygamberlere, kitaplara, sana davayı anlatanlara, sana elinden tutanlara, yani ulvi değerlere. Sonra üçüncü en aşağıdaki vefa, ifrat tefrit demeyebilirdik bunu. Vefada meratip desek iyi olurdu. Benim şahsi kanaatim olarak geçti, tam kapsını düşünmedim ama. Yani bu aşağıdakine nazar alma, yani ifratı mesela insanlara. Şimdi oraya gelelim bakalım. Çünkü bu niçin oldu? Ben de şaşırdım niçin yazılmış. Bunu yapalım. Şimdi vefasızlığın ifratı var, vasatı var, tefriti var. İfratı kime yapılır? Ben ağır şey, vefasızlık Allah'adır. Yukarıdakinin şeyi, kendince ulvi değerleridir. Sonra diğer mahluklara. Kan ve amel ortasının uzun bir mesafe açıldı. Aslında bu vefasızlık falan gelecek. Sonra doğru şey yapalım, değiştirebiliriz bunu. Tamam. Niçin yazıldı ben sırrını da anlayamadım. Kal ve amel ortasında uzun bir mesafe açıldı. Ne demek? Kal yani sözle fiil arası mesafe. Amel şu. Ameli bir bilelim. Amelin tanımı. Kalbin ve hissin temayülatından çıkar. O temayülat ruhun ihtisasatından ve ihtiyacatından gelir. Nerede geçiyor hatırladınız mı? Hutbe-i Şamiye 77. Demek ki insanın var ya davranışları böyle fiili. Evet. Kalbin ve hissin temayülatından çıkar. Evet. Kalbin ve hissin. Demek ki eyleme bakın, adamın vicdandaki hissine ve kalbine bakın. Bak, eylemin kaynağı kalbin ve hissin temayülatından çıkıyor. Meylinden çıkıyor. O zaman eyleme baktığın zaman hem vicdanını hem kalbini seyredebilirsin. Fiil aklın dışa vuruşu değildir. Evet. Aklı göstermez ille. Eğer fiil aklın dışa vuruşu olsaydı, zaruri neticesi olsaydı, alimler alim olduğu için, bildikleri için hata yapmazlardı. Hepsi tersine dönüyor vefa. Bak şimdi, neyse, bunu yaptık. Vefayı vefasızlara bakarak anlarsın. Vefa ettiklerine, manevi değerlerine sahiplenmek, onları ortadan onun adına korumak, Hazreti Hatice'nin aleyhissalatü vesselam Efendimiz dostlarına değerlerine sahiplenirdi. Mesela Hazreti Hatice'nin dostlarına dost, değerlerini değer olarak kabul ederdi. Olmadığı zaman onu savunur ve müdafaa ederdi. Fiil kalbin ve hissin temayülatından çıkıyorsa, temayülat da ruhun ihtisasatından ve ihtiyacından gelir. Vefasızlıkla da kavl ile fiil arasını açmış. Vefasızlık fiil ile söz arasını açmış. Yani kişi içini yapmıyor, söylemiyor. Tersini söylüyorsa vefasızdır. Kime? Kendisine. Yani sözüyle fiili ayrı. O zaman vefa sözüyle fiilin bütünlüğü nispetinde kişide olur. Sözüyle fiili ne kadar bütünlükse o insanda vefa olur. Vefasız insanı gördün mü? Vefasız sözüyle hayatı ve fiili ayrı ayrıdır. Vefa çekilince tufanı gat feverana başladı. Tufanı gat tufanı demek. Gat ne demek biliyor musun? Vefa çekilince insanda ne oluyormuş? Vefa var mı yok mu anlamak adına. Bak Yusuf abim dinliyor musun? Vefa gavru inidama çekildi. Vefasızlık olunca insanın ne hangi pislikler ortaya çıkar? Şunu kastediyorum. Sağlığı sıhhati gidince Allah hastalık vermiyor.
hastalık çıkıyor. Allah siyatını alınca otomatik öte. Allah nuru alınca karanlık geliyor. Anladın mı? Yani yapmaya gerek yok. Zıttı var oluyor. Vefasızlık adamda olmasını nasıl anlarız? Bir, hain olur. İki, merhametsiz olur. Üç, zulüm ehli olur. Acımasız olur. Vefasız insan hain olur, hain olur, merhametsiz olur, zalim olur, acımasız olur. Mahkemat 110'da diyor ki, eğer muamelat ve muhaverat ve alat olan ilimlerde isen, yani sen vefa ve ihtisas ve selamet ve selaset ve tabiliği tekeffül eden ve sadeliğiyle cemal-i zatiye gösteren uslu bu mücerede ihtisar et. Vefanın zahirisi ve batınısı var burada. Yani ilimde vefa. Eğer diyor muamelatta, muhaveratta, konuşmalarda, alet olan ilimlerde vefa varsa sen kitaba, o zaman vefa ve ihtisar, selamet ve selaset ve tabili, yani riyakarlık ifadeleri bırak. Yani Allah Kur'an'da nasıl sade ve net yapmıyor? Tekeffür eden sadeliği, sade, öyle insanların gözünü boyayacak ve insanları aldatacak sözüyle, fiili, ortasını açacak şeyi değil, sadeliğiyle cemal-i zatiyi gösteren uslubu mücerrede ihtisar et. Uslubu mücerrede, yani fıtriliği muhafaza et. Şimdi bunu... Delil müttahaya geçmeyecek yani. He? Delil müttahadan parlak olmayacak. Yani. Evet, şimdi buraya gelelim. Şimdi bunun için yazıldığını o zaman kâletim bilmiyorum ama ben herhalde bugün değiştireceğim bunu. O zaman sırrını anlayamadım. Niye böyle? Şimdi ben yazıyorum. Şunu yazayım. Hangisiyle yazayım? Neyle yazmışız? Maviyle. Şu. Vefanın ve ne diyebiliriz? Vefanın vasatı Allah'adır. Yani Allah'a o yani. Olur. Nefsedir. Onun için bir adama vefadarlık yapıyorsa bunu Allah için yapması lazım. Eğer nefsi menfaat için olursa zaten hakiki istenen bir vefadarlık abi olmuyor abi. Örnek olabilir mi? Cenab-ı Hak Hazreti Musa diyor ya, hasta oldun beni ziyaret ettin mi? Yani bunu niye yazdığımı ben de niye ondan onu çıkarttım? Vefanın ifratı, vasatı Allah... İcmal ettiğin zaman tamam abi. İlk en yüksek manadaki vefayı Allah'a edersin. Hani diyor ya insan muhabbetini yer ilk önce Allah'a verirse diyor. Hı hı. Allah'ın hesabıyla sevdiği bütün şeyi Allah hesabına geçiyor zaten abi. Hatta bu Mesnevi Nuriye'de bir tabir kullanıyor abi. He. 130'da. Nasıl diyor abi? Vefanın ifratı ve tefriti. Niye böyle şimdiki kafamız basmıyor? O zaman vefanın ifratı, yani en zirvesi demek, ortası ve dibi. Ondan sonra vefasızlık gene de en zirvesi, vasatı, tefriti. Şimdi her şeyin ifratı şeytandandır. Bunu sileyim. Tamam. Şimdi değerleri koyayım, ondan sonra yapacağız. Kuralını, aynı kuralı burada işleteceğiz. Başka çaren yok. Bak. Her şeyin ifratı şeytandandır. Bundan sonra dolduracağız. Rahmandandır. Nefistendir. Bu sırınca vefanın ifratı ne oluyor?
vefasızlık oluyor. Nereye? Nefsini putlaştırır. Tırır. Hedef kendisi. İffatı nedir? Para, kadın demeyeyim, erkek de var çünkü, kadına lezzet ve zevk, böyle mi? Ve olacak abi, zevk. Van'ın vası ve ke, Kastamonu kes. Öyle mi? Zevk. Van, Kastamonu. Tamam. Zevk. Ondan sonra kariyer. Yani Allah'a kısacası Allah'ı unutturan unutturdu putlaştıran putlaştıran her şey put olur onun dünyasında. Bir daha. Vefanın ifratı şeytandandır. Paradır, lezzet ve zevk Allah'ı unutturup putlaştıran her şey. Peki bu mana ismiyle olan bir vefa denmez mi abi ona? Diyelim ki Hristiyanlar İsa Aleyhisselam'ı güya onu koruyorlar ama tam dalalete düşüyorlar. Mesela Aleviler Hazreti Ali'ye radıyallahu anh'a güya vefadarlık gösteriyorlar. Onu başta tutuyorlar ama tam zıttı o ile dalalete gidiyorlar. Yani diyelim ki tarikat mezheplerde böyle şeyler çıkıyor abi. Güya şeyhini küçük düşürmeme nazında ona şirke gidiyor kendisi, yani dalalete gidiyor. İşte onu o kadar işte Allah'ın, bak onu yazacaktım şimdi, Allah'ın dediğine, bu vasat olması gereken zaten, dediğine ve dediği miktar kadar zaten Allah'tan gayrısına girince zaten o ifrata düşüyor ya. Evet. Sanki bak, yukarıdakiler nefsine oluyor abi. Yukarıdakiler sanki nefse giriyor ya. O sanki o bas tevhidde olsa daha yukarı, şu mu? Yukarıdaki şey yazdıklar. Onlar evet. Yani yukarıdakiler altta olması lazım abi. O nefisin devamında. Çünkü o para, hepsi lezzet, nefse bakıyor. Ama yukarı diyelim ki Allah'tan gayrısına, yani Allah'a nazar almadan vefadarlık gösteriyor. Ha ya. Şöyle. Yani mana ismiyle olan bir vefadarlık yani. Burada nefsini putlaştır derken adam kendisini ölçü yapıyor. Evet abi. Tamam. Yani bu kadın, şöhret hep buna, nefsine giriyor. Öyle zaten mi? Abi. Nefsini putlaştırır. Benim şeyim yani, benim hatırıma gelen başka şey varsa. Peki ifrat o zaman nedir? İfrat işte dediğim gibi. Ha, o zaman şu. İçeriği içeriği din olmayan. Mana ismiyle de mana ismiyle olan bir vefadarlık. Manayı ismiyle vefadarlık. İsmiyle zatına has kalmış yani. Onun kişinin zatında takılmış yani. Olan maddete takılmış. Her şey. Her şeye. Hı. Diyelim ki Peygamber Efendimiz'e o kuru diğeri mesela vefadarlık gösteriyor değil mi abi? Hı hı. O zaman burası da manayı harfi. Evet, o vasatı manayı harfi abi. Mana y harfi. Y olacak değil mi, evet. Mana? Y olacak mı? Mana y harfi abi. Mana y harfi. O zaman burada mana y olmaz. Mana y olacak değil mi? Y olacak. Evet abi. Var mı acaba y? Mana y. Çileyle. Var mı? Var. Öyle ezberden mana değil. Mana y. Bak bakalım şeye. Mana-yı abi. Mana-yı. Ye yok. Yı. 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 Yı var işte. İ değil abi. Yı var. Mana-yı.
Mana, ı, ı. O y orada olmayacak abi. Mana, tire, y. Ha tamam, şey yok. Ben öyle demiştim. Öyle mi? Yani o tire A ile Y'nin arasında olacak abi. Tamam. Aferin Mahmud'um. Mahmud olmasa bunları yanlış yazacağız. Tamam doğru. Şimdi... Tefrit mesela hani tefrit zulümattır ya, bir nefistendir yani. Adam hı-hı. nefsini putlaştırıyor, zulümatta kalıyor yani. Karanlıkta kalıyor. Hı-hı. Tamam. Vefasızlığın da bunun vefanın bunu, buna gerek yok abi. Buna gerek yok abi. Zaten yukarı o manayı ifade ediyor. Tamam. O zaman bu. Mesela bunu fiili tezahürler mesela külliyatta var. Dedi ki Mesnevi Nuriye dedi ya bak. He. Oku abim. Şöyle bir bu ifade imam manasında abi. İmam-ı Rabbani diyor Faruk'u Hindistan'da hayattadır diye ziyaretine bir davet vuku bulsa diyor. Hı hı. Bütün zahmetlere ve tehlikeye katlanarak ziyaretine gideceğim diyor. Yani bu vefadarlıktan geliyor abi Allah hesabına. Bak İncil'de ahiyet, Tevrat'ta ahiyet, Kur'an'da Muhammed ismiyle müsemma iki canın güneşi kabrin arkasında. Arka tarafında milyonlarca Faruk Ahmetler mahut olarak sakindir. Yani onlar ziyaretine gitmek için niye acele etmiyor? Yani burada kanuniyet itibariyle yani abi. Şimdi fiili yapayım. Hazreti Ali'yi Aleviler. Evet. Dediğin gibi Hazreti Hristiyanlar Hazreti İsa'yı Hristiyanlar manayı ismiyle şey yaptıkları için kendi zatını put oldu. Tamam. Ona vefasızlık yapıyorlar aynı zamanda yani. Evet. Allah'ın dediğine dediği miktar kadar manayı harfi. Allah için olacak zaten manayı yapar evet. Abi. Bu nefsini putlaştırır. Nefsi arzuları, lezzetleri şey olur. Evet. Abi. Evet. Vefa bu kadar şimdilik. Peki. Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.